hayvanlarını sokakta yaşayan hayvanları öldürmeye hedefleyen bir yasa değişikliği teklifini meclise getireceğini öğrenip sokağa çıkmamızın üzerinden tam olarak 100 gün geçti. Burada Sakarya Caddesi'nde başladığımız direniş önce meclise, sonra Kurulu Park'a, sonra da tüm mahallelere yayıldı. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar sokakta yaşayan hayvanlar öldürülmesin diye sokaktayım, yanındayım, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşa diyerek sokaklara döküldü. On binlerce kişi düzenlenen eylemlere katıldı. Hükümetin, tetikçi medyanın, sosyal medya trollerinin hayvan üretip satan ve kendilerine güvenli sokaklar ismi verenlerin yasa teklifinden çok öncesinden başlayarak sokakta yaşayan hayvanlara dönük örgütlediği nefret toplumun çoğunluğunu etkilemeyi başaramadı. Zaten bu nefret kampanyasının bir parçası olan bir avuç katil dışında kimse nefreti kabul etmiyor. Hayvan düşmanı katiller yasa teklifi gündeme geldiği andan itibaren sokakta yaşayan hayvanlara dönük işkenceleri ve katliamları arttırdı. Yıllardır mevcut yasayı uygulamayan ve hayvanları kısırlaştırıp aşıladıp yerinde yaşatma görevini yapmayan belediyeler ise hızla toplamalara başladı. Niğde'de ve Altındağ'da katliamlara şahit olduk. Bunlar buzdağının sadece görünen yüzü. AKP ve MHP'lilerin sırıtarak oy verdiği yasa teklifinin sonucu işte bunlar. Katliam, sevinerek, selfiler çekerek, zafer pozları vererek katliam yasasını halktan kaçırıcısına meclisten geçirdiler. 100 gündür söylüyoruz, katliama izin vermeyeceğiz. Bu yasayı uygulatmayacağız. Yaşam hakkı bir meclis oylamasının konusu yapılamaz. Üstelik bizim bildiğimiz gibi hükümet de çok iyi biliyor ki toplumun ezici çoğunluğu bu katliama karşı. Biz burada gördüğünüzden kat be kat fazlayız. Bu yasanın uygulanmasını engelleyecek milyonlar var. Hayvanları konuruyor.